Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün yine bir araç alım videosu çekeceğiz. Daha önceki videolarda devamı gelsin dediğiniz için bugün bir Renault Semboli alıyorduk. Onun da videosunu çekeyim dedim. Gökdağ gruba geldik. Daha önceden iş yaptığım, güvendiğim bir esnaf arkadaş. Sağ olsun bugün bir Renault Semboli alacağız. Eksper'i götürmüyorum, baktırmayacağım. Şimdi İbrahim var, burada bir arkadaşımız. Aracı bir soralım, sağını solunu etrafını bir göstersin bize. Aracımız 2017 model Renault Semboli. Şimdi İbrahim, bu araçta ne var? Kaza, boya, değişen abi, bir anlatabilir misin? Öncelikle tekrardan hoş geldin. Teşekkürler. Bu aracımızda iki parça değişenimiz var. 5 parça da boyamız var. Sadece arka bagajımızla sol ön çamurluğumuz değişen. Evet. Ön kaput, sağ ön çamurluğumuz boyalı. Sol ön kapıyla da sol arka çamurluğumuz boyacı, harici, hatasız. Sol ön kapıyla boyası. Sol arka çamurluk boyalı. Aynen. Benim en çok dikkat ettiğim noktalardan biri şu, maskeleme iyi boyamışlar. Kapı içinde boya var mı? Yok. Şu arada bir şey var mı? Bu kısmı boyamışlar herhalde lan. Burada etiket olması gerekmiyor. Yok, boyamamışlar. Abi. Durduralım. Sol arka çamukta boya vardı. Evet. Sol ön kapımız boyalıydı. Tamam, ona baktık. Bir de bagaj kapağı mı boyalı? Bagajımız değişendi. Ha, değişendi. Aynen. Bagajımız zaten geniş bunların sembollerinde. Yakıtları var. Evet. Sağ ön çamurumuz boyalı. Burada boya yok. İçine bir bakalım. İçi de temiz. Sembol. Şurada bir sigara yanığı var. Şurada bir sigara yanığı var. Koltuklar çok deforme olmamış. Direksiyonda çok büyük bir deforme yok. Başka da bundan öyle çok eskiyecek bir parçası yok. Teybin ekranı genelde gidiyor. Bununki iyi gitmemiş. İsterseniz direkt TÜV'ten abime eksperi var bunu. İstersen direkt göstereyim. Dur abi, hemen o eksperi de göstereyim. Tavanı bir inceleyeyim. Tavan da birazcık kirli. Şöyle ışık da tam gözükmüyor ama. Biraz tavan kirli. İyi sigara içmişler arabada. Azıcık da şu direği kirli. Onun dışında bir temizliği yapılmış. Bir değişen, altı değişen çıktı. Bir şey söyleyeceğim. Abi, bir de eksperde bizim iki değişen dört boyamız var. Beş değil. 5, 4 mü? 4 parça boyamız var. Tamam, peki şey diyeceğim. İlanda da öyle yazıyordu. Evet. Airbag'lerde işlem var mı? Yok abi. Kesin. Aynen abi. Expert'e de bakabiliriz buradan. Bakalım abi. Expert raporunu gösterelim. Tabii direkt TÜV'den orijinal expert raporu var. Şöyle açalım. Direkt 34 BM plakalı aracımız. Niye netlemiyor? Heh, şimdi. Tamam, evet direkt abi. TÜV sütte yapılmış abi. Gördüğün gibi burada kilometreleri, detayları, bilgileri var. Araç şu an 175 bin kilometrede. Burada ne gösteriyor? Burada da 175 bin. Tamam. Evet. Şu eksper raporumuz. Boyalı, değişen, boyalı, boyalı. Aynen, yani iki parça değişen, 4 parça boyamız var. Burada gördüğümüz gibi ölçüm değerleri temiz. Arabamızın araçları, airbagleri, kısımları düzgün gözüküyor. Bir sıkıntı yok arabada. Gördüğümüz üzere. Tamam, peki teşekkür ediyorum. Bir anahtar alayım. Anahtar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Araç 175 bin kilometrede. Bakımını kontrol edersek. Bunun bakımı muhtemelen yoktur ya. Muhtemelen bakım yapılmamıştır. Arabayı bir çalıştıralım. Bir arızalanması herhangi bir şey var mı ona bakalım. Çalışma standart. Alt şanzıman kulağı kopuk olabilir. Yine bir titreme oldu. Evet, titriyor. Aynen. Benimkilerde de genelde bu tarz arızalar oluyor. Şimdi gelelim bu aracın fiyatına. Araç ilanda 252.800 TL'ydi. Fiyatını 248.000 liraya düşürdük. Biliyorum, evet, daha uygun araçlar var. Fakat benim alacağım araçların %18 KDV'li olması gerekiyor.
İstanbul'da 240 bine mi 242 bine mi ne vardı aslında başka bir araç. Ama şöyle İstanbul'a gideceğim yol masrafım var. Bilmediğim tanımadığım bir esnaf aracı ekspere sokacağım. Yani ne çıkacağını bilemiyorum. Aha, az önce konuşuyorlar. Bir parça demişler. 6 parça boyalı çıkmış araba. Neyse bu aracı 248 bin TL'ye aldık. %18 KDV'li bir araç. Ben bu aracın sıfırını daha önceden yani 2017 yılında 61 bin TL'ye aldım diye hatırlıyorum. 5 yıl sonra aynı aracı yani benim 30-40 bin liraya almam gerekirken aynı arabayı 250 bin liraya almak, 175 bin kilometrede işte 3-4 parça boyalı, 1-2 parça değişenli aracı. Yani hemen hemen 5 katı fiyatını almak gerçekten hiç mantık dışı. Yani bu bana çok saçma geliyor aslında. Araba da almayacaktım. Benim aracım kaza yapmıştı. Citroen C Elize kaskoyla işte anlaştık ettik. 190 bin lira fiyat çıktı. Ben parayı alana kadar arabanın üstüne 30-40 bin lira zam geldi. Lan dedim araba almayayım, bekleyeyim. Bir sefer bir tane Almanya'dan gelecek müşterim var. Dedim abi böyle böyle sana vereceğimiz araç kaza yaptı. Senin gelmene 2 ay var. Elimde başka bir araç şu anda senin istediğin tarihte yok ama al dersen sana dedim ben araba alacağım. İsmail ben dedi başkasına güvenimim ya dışarıdan sen bir tane araba bul ya da bana bir araba al dedi. Dışarıdan da araç başka yerden kiralayıp götürüp bu müşteriye vermek bana biraz şey birkaç kez böyle bir iş geldi başıma böyle bir olaydan dolayı. Ben adama yazıyorum bizim bir grup var. Türkiye atıyorum rentekarcılar grubu falan gibi. WhatsApp'tan yazıyorum. Diyorum ki İstanbul Havalimanı'nda araç teslim edilecek. Müsait aracı olan var mı? Biri yazdı. Var. Arabayı götürdü İstanbul Havalimanı'na. Arabayı verdi. Ben üstüne hiç 5 kuruş para koymadım. Arabayı verdikten sonra bana diyor ki 500 lira yol parası. Bu anlattığım 3-4 senelik mevzu. 500 lira yol parası var bu arabanın. Vermediler. Abicim ben İstanbul Havalimanı'nda araç teslim edilecek. Sen bunu arabayı İstanbul'a niye İstanbul'daki bir adam yazmıyor da sen Ankara'dan yazıyorsun? Ben bilmiyorum Ankara'dan İstanbul'a araba götürmesini. Neyse adama dedim yani sen bana 4500'e dedin. Ben de adama 4500'e söyledim. O zaman desene kardeşim ben Ankara'dan götüreceğim. 500'e yol param var diye. Ben de adamın valizlerini indiriyorum. Ya sen dedim ne biçim esnafsın ya. Tamam dedim lanet olsun ben dedim senin hesabına 500 lira gönderiyorum müşteri dedim hiçbir şey söyleme. Adamın dedim haberi olmasın. Abi bir iki kere böyle başıma bir iş geldi bir daha tövbe ettim. Öteki müşterime de söz verdiğim için mecburen bir araç satın aldık. Neyse Allah kaza bela vermesin diyorum ama bu tabii ki kaçınılmaz son. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir bagaj havuzuna bakmak istiyorum. Şurada bir paslanma var. Çünkü bunların sacı çok zayıf. Ama çok hafif. Bagaj havuzunda düzeltme var ama boyamamışlar bile. Yedek lastiğimiz yok. Bunu fiyattan düşelim. Abi bunu kim tamir etti? Şurayı boyamaz mı adam ya? Ben şu mevzuyu bir konuşayım. Bijon anahtarıyla yedek lastik olayını bir konuşayım. Bir kapatalım. Ha, bijon anahtarı şuradaymış pardon. Bijon anahtarı burada. Kirkosu burada. Fakat yedek lastiği yok. Bu mevzuyu bir konuşayım. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Şöyle tekrar kontrol ediyoruz. Aracımızın yedek lastiği geldi. Sıkıntı bitti. Şimdi notere gidip satışa alacağız. Şimdi aracı bakımını kontrol ettirmek için sanayiye gidiyorum. Arabada direksiyonda bir titreme var. Bunu yaptıracağım. Klima çalışmıyor. Titreme lastiklerin tabanı bozuk olduğu için de olabilir. İbrahim abi kesin lastik satmak için öyle diyecek ama yine de bir götürüp kontrol ettirelim. Klima soğutmuyor ona da baktıracağım. Arabayı şimdi rot balansa soktuk. Titremenin mevzusu bir lastik tabanları bozuk. İkincisi baba şeyi bir alabilir miyim? Ne yazmış? Sağ tabla sağ sol amortisör üst kafa takozları değişecek. Bir de bunları yaptıracağız. 4 tane de lastik takıyoruz. Ay! Ya bu var ya. Niye benim üstüme sürüyor? Şaka, böyle şaka yapılır mı? Neyse bugün şimdi ofise gideceğim.
bizim terminatör mazot damlatmış depodan. Hı. Fazla koymuşlar galiba, ona bakacağım. O çocuktan arabayı teslim alıp geleceğim eve. Hı. Sen git baba. Şimdi bugünü bitiriyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın epey işimiz var. Terminatörde bir mazot damlatma var. Deponun üst kısmında bir sıkıntı olabilir. Onu halledeceğiz. Terminatörün altında gacırtılar var. Ön takım yapılacak. Bu arabanın eksikleri yapılacak. Egea'nın arka frende bir problem var. Ses geliyor. O yapılacak. Egea'ya 4 tane lastik alınacak. Bu arabaya 4 tane lastik alınacak. Yarınki masrafımız tahmini 10.000. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.